Özel jet krizi sonrasında Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel'in görevden alınması konuyu kapattırmadı. Meclis Genel Kurulu'nda konuyu gündeme getiren muhalefet partilerinin liderleri, yaşananların bir bakanı ilgilendirmediğini savunarak kabineyi sorumlu tuttu. İlk söz alan Yeniden Doğuş Partisi Başkanı Erhan Arıklı, suçun bir bakanın üzerine yıkıldığını savundu. Bakanlar Kurulu'nun silsileyle işlenmiş bir suçu, bir hatası olduğunu ortaya koyduk. Beklerdik ki Sayın Başbakan silsileyle işlenmiş bu suçun sorumluluğunu üstüne alsın. İstifa etmiyorsa bile en azından toplum karşısına çıksın ve desin ki ben Bakanlar Kurulu Başkanı yani Başbakan olarak sorumluluğu üstüme alıyorum ve herkesten özür diliyorum. Sorumluluğu bir veya iki bakana yükleyerek bu işin altından kalkamazsınız. Bu tamamen Bakanlar Kurulu tarafından işlenmiş bir suçtur. Çıkın toplumdan özür dileyin. Belki çok daha rahat bir şekilde bu süreci aşarsınız. Aksi takdirde bırakın daha önemli yerlere gelmeyi. Kendi koltuğunuzu bile zor muhafaza edersiniz. Saygılar sunuyorum. Demokrat Parti Başkanı Fikri Atıoğlu da eleştirileri sıraladı. Bazı sorulara yanıt istedi. Özersay istedi diye üsteli görevden almadım. Polis raporu doğrultusunda oldu diyor. Peki kamuoyuna açıklasın o zaman. Kudret Özersay Başbakan'a Cuma günü saat 10-14'e kadar süre verdi mi, vermedi mi? Bunu çıkıp açıklasınlar. Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan'ın sivil havacılık çerçevesinde ihmali var mı, yok mu? Özel jete iniş verilirken sadece görevi mudur, görevi orada sonlanır mı? Karantina koşullarını takip etmekte yükümlü olan Sağlık Bakanı'nın verdiği bir yazı görevini orada bitirir mi, tamamlar mı? Bu da ayrı bir olay. İçişleri Bakanı hakkında nasıl bir işlem yapılması düşünülüyor? TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit'te yaşanan süreci anlattı. Cevap beklediği soruyu sordu. Sayın Başbakan polis genel müdüründen rapor isterim dedi. Sundu gördüğüm kadarıyla ilk nazarda ilk görüşlerini polis genel müdürü. Sayın Başbakan'dan şimdi halk adına istiyoruz. Neden sadece Ünal Üstel'in kellesi gitti? Bunun gerekçesini halka anladın bir. Ve polis genel müdürü size bu istediğiniz konuda nasıl bir rapor istedi? Bütün bunları halk adına soruyor, cevap bekliyorum. Ana muhalefet CTP lideri Tufan Erhurman'da polis soruşturması istediğini anımsatarak bu raporu sorguladı. Bir bakanın nasıl görevden alındığını sordu. Sayın Ünal Üstel'in görevine Sayın Başbakan tarafından son verilmiştir. Eğer bir bakanın görevine Sayın Başbakan tarafından normal şartlarda son verilirse, yani bu bir kabine değişikliği ise o kadar bir mesele yok. Yani Sayın Başbakan diyebilir ki siyaseten takdirindir. Siyaseten takdirini ben şu bakanın yerine bu bakanı görevlendirerek kullandım. Ama benim anlamadığım şey bütün bu yaşanan olayların üzerine Sayın Başbakan Sayın Ünal Üstel'in görevine son vermiştir. Peki bütün bu yaşananların üzerine bu kararı verirken de kendisi beyan etmiştir ki ben zaten aksini iddia etmedim. Ortağının talebi üzerine değil, soruşturma raporu üzerine bu kararını vermiştir. O zaman Sayın Başbakan'ın bu devletin polisine hazırlattığı soruşturma raporuyla ilgili gerekçeyi, yani göreve son verme gerekçesini burada meclise ve kamuoyuna açıklama yükümlülüğü yok mudur? Eleştiriler sonrasında Başbakan Ersin Tatar söz aldı. Polisle ilgili raporun ki benim talimatımla polis raporu oluşturulmaktadır. Ön bilgi aldım ve Emine Dizdar'ı, ombudsmanı da aradım. Çünkü ona da sizlerin başvurusu olduğunu ve Emine Hanım'a dedim ki polis raporunu alır almaz sana vereceğim. Bir de ombudsman raporunu da
ek olarak isteyelim ve ona göre hep birlikte neyin ne olduğunu görelim. Şeffaf, açık, net. Bir hata olmuş olabilir bu yoğunluk içerisinde. Ama gerçekten bizi bu fevkalade üzmüştür. Ve ben açıklıktan ve şeffaflıktan yanayım. Dediğim gibi bütün yapılan incelemeler, değerlendirmeler ve polis raporu da sizlere de paylaşacaktır. Ombudsman'a da paylaşacaktır ve kamuoyunun bilgisini neyse getirilsin diye bir takım talimatlarımız olmuştur. Öte yandan Başbakan Tatar tarafından görevden alınan Ünal Üstel'in Meclis Genel Kurulu'na katılmadığı görüldü.